dış görünüşünü beğenmeyip soluğu estetik cerrahlarında alan insanların sayısı giderek artmakta. Estetik ameliyatı yanık suratlar, hastalıklar gibi nedenlerle yapıldığında oldukça iyi bir olay. Ve çoğu insanın da özgüvenini ve psikolojisini düzeltmekte. Ancak bazı insanlar var ki bu işi hastalık derecesine getirmiş durumda. Vücudunun her santimetresini estetik ameliyatı yapan ve hayalindeki insana ya da çizgi film kahramanlarına benzemeye çalışan insanlarla sizleri tanıştıracağız. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ethan Bramble. Kimimiz küçük bir dövme bile yaptırmak için aylarca düşünüyoruz. Fakat bazılarımız vücuduna hiç acımıyor desek yeri. Bunlardan biri de 21 yaşındaki Ethan. Henüz genç yaşına rağmen 40'tan fazla operasyon geçirmiştir. 11 yaşında kulaklarını gerginleştirdiği günden bu yana bedeniyle adeta oyuncak hamuru gibi oynuyor. 21 yaşındaki Avustralyalı genç kendisini dünyanın en çok modifiye edilmiş insanı ve tuhaf görünüşlü biri de olarak tanımlıyor. Mürekkep ve haliyle dövme takıntısı olduğunu söyleyen Ethan'ın bedeninden göz kapakları da dahil olmak üzere şu ana kadar 150 dövme bulunuyor. Operasyonlarından bazıları ise insanın kanını donduracak cinsten. Dilini ikiye ayırma, burnunu deldirme ve göbek çukurunu yok etme bu operasyonlardan bazıları. Özellikle dilini ikiye ayırma operasyonunda çok zorlanan Ethan, operasyondan sonra 3 gün bir şey yiyememiş ve o günleri adeta ölümle eşdeğer tutuyor. Ethan'ın en çok acı çektiği operasyon ise göz bebeklerine yaptırdığı dövme. Çünkü göz bebeklerine yapılan dövme sürecinde en ufak bir hata bile körlükle sonuçlanabiliyor. Rodrigo Alves. Efsane oyuncak Barbie'nin erkek versiyonu Ken bebeği hepimiz hatırlarız. Rodrigo Alves ise hatırlamanın da ötesinde Ken bebek olmak için adeta bir servet harcamış durumda. Brezilya'nın São Paulo bölgesinde doğup büyüyen 32 yaşındaki Rodrigo bir havayolu firmasında host olarak çalışıyor. Rodrigo şu ana kadar estetik operasyonlar için 304 bin sterlin yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL civarında bir para harcamış durumda. Rodrigo kaslı bir görünüme kavuşmak için yaptırdığı silikonlar ciddi yan etkiler göstermiş. Hatta semptomlar o kadar güçlüymüş ki hastaneye kaldırılmış ve hatta ölümden dönmüş. Rodrigo ameliyatlar kendisini öldürecek dahi olsa ameliyatlara devam edeceğini söylüyor. Yine de 15 yıldır estetik ameliyatlar olmasına karşın estetik ameliyatı bağımlısı olmadığını da belirtiyor. Ameliyatlardan sonra Instagram'da ve sosyal medyada fenomen haline gelen Rodrigo ünlü dergilere kapak oluyor ve televizyonlara röportajlar veriyor. Cindy Jackson. Barbie'nin sevgilisi Ken'den söz edip Barbie'den söz etmemek olmazdı. Cindy Jackson büyük bir Barbie bebek hastasıydı. Ona göre Barbie dünyadaki kadınların hepsinden daha güzel ve altın orana sahipti. Saçları, burnu ve yüzüyle Cindy'nin ulaşması gereken bir güzellikteydi. Yetişkin bir insan olduğunda annesini kaybeden Cindy, annesinden kalan 100 bin dolarlık mirasın tamamını estetik operasyonlara yatırmış ve istediği Barbie bebek görüntüsüne kavuşmuştu. Şöhreti de bu şekilde yakaladı. 52 adet estetik operasyon geçiren Cindy bu süreçte çok büyük acılar çekti. Ancak hedefindeki Barbie olmak için bu acıların hepsine göğüs gerdi. Ohio'da yaşayan Cindy sosyal medya fenomeni olarak ve kitap yazarak hayatına devam ediyor. Şu ana kadar yazdığı iki kitabı var. Yaşayan Bebek ve İmaj Kozmetik Cerrahi Sırları kitaplarının isimleri. Pixie Fox. Daha önce estetik ameliyat için Türkiye'ye de gelen İsveç asıllı model Pixie Fox, çizgi karakterlere benzemek için bıçak altına yatmaya devam ediyor. Pixie, altı kaburga kemiğinin alınması ve göz renginin değiştirilmesi gibi tehlikeli müdahalelerin de olduğu 200'den fazla estetik operasyon geçirmiş. 27 yaşındaki model operasyonlara 500 bin sterlin yani yaklaşık 2.35 milyon lira para harcamış. Tehlikeli olduğu halde Hindistan'a gidip gözlerinin renklerini değiştirmek için ameliyat masasına yatmış. Bel kalınlığı 40 santim olan genç kadın şimdilerde ise bunu 38 santimetreye düşürmenin yollarını arıyor. Pixie'nin en büyük hayali ise kendisinden bir çizgi film kahramanı yaratmak ve bunu bir diziye dönüştürmek. Genç kadın şimdilik bu hayalini gerçekleştirememiş görünüyor.
Deniz Avner. Listemizde şu ana kadar estetik operasyonlarla oyuncak ve çizgi film karakterlerine benzemeye çalışan insanları gördük. Ancak Deniz Avner dünyada kediye benzemeye çalışan ilk ve tek insan. Deniz Avner kediye benzeyebilmek için sayısız operasyonlar geçirdi. Bir süre sonra sayısını kendi bile unuttu. Sonunda dünyanın en fazla modifiye edilmiş insanı unvanını aldı. Bu uğurda 200 bin dolardan fazla para harcadı. Operasyonların çoğunu Arizonalı sanatçı Steve Howard yapıyordu. Zaten insan bedeninde aşırı modifikasyon diğer eyaletlerde yasa dışıydı. Üstelik operasyonlar sırasında anestezi de kullanılmıyordu. Çünkü ABD'de bu izin sadece tıp doktorlarına veriliyordu. Deniz Avner kendini yeni ismi ve yeni görüntüsüyle hiç olmadığı kadar rahat, özgüvenli hissediyordu. Kabilesi içinde de daha saygın bir insandı artık. Kedi Deniz'i giderek yutuyordu. Deniz'in son bir hedefi vardı. Taktıracağı implantlar yoluyla başının üstünde kedi kulaklarına sahip olmak. Fakat 5 Kasım'da evinde intihar ederek ölü bulundu.